Selam dostum, hoş geldin. Ben Atıf, burası da benim oyun kanalım. Nirvan Oyun TV ekranlarına hoş geldin dostum. PES 2021'de Fenerbahçe Anneli kariyerine kaldığımız yerden devam ediyor. İkinci bölümüne karşındayım. Biliyorsun bir önceki bölümde çok kötü bir işler çıkarmıştık. Hiç gol dahi atamadan 3 maçta 1 puanı zor toparlamıştık. Şimdi ise ilerliyorum ve hafif hafif ligdeki hemen 4. maçımıza geldik. Kasımpaşa ile oynayacağız. Lig açılışı 3. bölüm. Buraları direkt geçiyorum. Sinematikler birazcık konuşma yok. Sadece düz bilgi olduğu için. Takım yönetimciler oyun planına bakalım. Şöyle bir ileride Valencia'yı sabit tutuyorum. Artık o konuda hemfikiriz. Hemen şöyle aşağı doğru ilerleyelim. Gel bakalım. James Rodriguez'i yukarıları bir yerlere almam lazım ki. Aynen. Çünkü aşağıdan tekrar adam çıkartmakla uğraşmayayım. Mert Hakan'la yer değiştiriyorum. Sağ kanada Deniz Türüç vardı ama onun yerine galiba Sinan Gümüş'le başlamak istiyorum bu sefer. Biraz daha etkin olabilir. Normalde almamıştım ama bu hafta Lemos'u ilk 11 almayı düşünüyorum. Lemos ve Zanga'yı bir kere denemek istiyorum. Bir görelim bakalım neler yapabiliriz. İyi işler çıkartabileceğimize inanıyorum. Tiam yedeklerde şu anda. Tiam'ı daha sonra oyuna dahil edebilirim. Alternatif olarak Ferdi Kadıoğlu bu şekilde kalabilir. Defans hattımız normal. Yedeklerden çıkartabileceğim herhangi bir isim yok şu an için. Vedat Muriç valla dediğim gibi kulüpte normalde yok şu anda, takımda satıldığı için ben de çok fazla oynatma taraftarı değilim. Zaman ileri alıyorum ve son iki maça git diyorum dostum. Şimdi oyun planım sabit. Stadyumda bir gece maçı oluyor mu? Oluyor zaten. Gece maçındayız. Hava da güzel. Atmosfer de iyi. Görüntüdeki isim James Rodriguez'di ve Kasımpaşa deplasmanına doğru emin adımlarla ağır ağır gidiyoruz. Artık ilk golümüzü atıp ciddi anlamda da ilk galibiyetimizi almak istiyorum. Çünkü çok kötü. Yani 3'te 3 yaptık. 3'te 0 yaptık hatta neredeyse. Alanya'da 0-0'lık eşitlikle geldik. Well, a very good evening to you on what is close to an ideal evening for football. There is barely a cloud evident. The world and his wife have gone to great lengths to be here for a match of great. Tamam, spikerin sesini kısmamı istemiştiniz. Spikerin sesini kısıyorum arkadaşlar. Spiker artık bizimle beraber değil. Ve maç başladı. Başarılar Fenerbahçe. Artık mutlak galibiyet parolasıyla sahadayız. 3 puanla ilerlemek istiyorum. James Rodriguez güzel. Müdahale yerinde. Valencia destek bekliyor Valencia. Kimseden destek gelmedi. Olmadı be. Sinan Gümüş'e yetiştiremedik. James orta alanda iyi. Kendini belli etti direkt orta alanda. Oyun kurucu pozisyonunda. Sağ kanattan geliyor. Sinan Gümüş hadi bas bas bas. Sinan ne yaptın Sinan? Kime verdin orada? Sol kanattan geliyorlar. Luis Gustavo. Çok güzel. Zanka'nın müdahalesi yerinde. Sosa'nın amacı neydi? Anlamadım orada. Topu resmen göğsüyle engelledi. Geri Rodriguez. Dönüp atmayı hedefledim ama o olmadı maalesef. Hemen arkadan gelen Caner'i gördü. Caner. Rodriguez. Güzel müdahale. Sosa vur oradan. Şansımız deneyelim. Dağlara taşlara. En azından denedik. İyiydi. Oy 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 oy. Uzun oynadılar. Orta alanda. Hadi çocuklar. Top kapma konusunda sıkıntılarımız var. Orta alanda çok fazla top oynattırıyoruz. Harikasın. Harikasın. Gökhan Gönül. James Rodriguez. Gir Rodriguez'in önünü gördü James. Abi Sosa ne yapıyorsun? Tam olarak istediğim yerlere de pas veremiyorum ben şu anda. Hala alışamadım bir türlü. James, James.
Olacak, olacak. Bir saniye. Kontrolü sağlayabilirsem çıkar. Bırak. Umarım saçma bir yerde bulunmamıştır. Yedeklerde derken yok artık. 36. dakika içerisinde çok çabuk yoruldunuz ya. Niye öyle oldu? Zanka, Luis Gustavo, Sosa. Kanattaki Caner'i gördü. Caner geri gitti. James Rodriguez'e paslaştı. Ya topu çok açıyorsun önüne ya. Kartı hak ediyorsun şu an. Hiç boşta atar gider yapma. Oh. Hadi beyler. Gir Rodriguez. Eyvah, döndürme, döndürme. Ne yapıyorsun? İlk yarıyı bitiren düdük geldi. 0-0 eşitlik var. Hala da konsantre sorunu yaşıyoruz şu anda. İkinci yarı daha dingin oynamamız lazım. Hiç atak yok, pas yok, hiçbir şey yok. Çok rutin bir oyun oynadık. Luis Gustavo, Gökhan Gönül'e, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, James Rodriguez. Abi çok pas atas yapmaya başladım ben ya. Pas atas yapıyorum, pas atas yaptığım yetmiyor gibi topu da alamıyorum bu sefer. Bak yine doldur boşalt yaptı adamlar. Zanka, Luis Gustavo, Sosa'ya, James Rodriguez'e. Aa çok güzel. Kanattaki Gay Rodriguez'i gördü. Valencia'nın önüne doğru ama Valencia'nın orada ne işi var ya? İyi orta. Hadi. James uzanabilse o topa belki iyi şeyler çıkartabilirdik ama maalesef gelmedi. Sinan Gümüş'ün yerine Ferdi Kadıoğlu'nu alacağız biraz sonra. Yedek kulübesinde bir hareketlilik var. Luis Gustavo yapılacak hareket miydi o şimdi orada? Yapılacak hareket miydi o şimdi orada? Oyuncu değişti. Oyun planına geri geliyorum. Ferdi'yi alacağım. Gil Rodriguez çok fazla yoruldu. Tiam orada oynamıyor biliyorum ama şu anlık oynaması gerekiyor. Gil Rodriguez. Acaba maçtan çıkmadan bir... Ya. Luis Gustavo zor tuttu topu. Caner Erkin, Sosa'ya. Kanattaki Geri Rodriguez'i gördü. Sosa tekrardan geri aldı. Luis Gustavo. Önde James boşta. James. Gökhan Gönül'e. İyi orta. Hadi. Allah'ım gol geldi. İşte bu be. İlk golümüzü atıyoruz çok şükür. Valencia ile 1-0'a da geçiyoruz. Kasımpaşa karşısında. Gerçekten orta çok iyiydi. Bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi ya. Güzel iş. Valencia. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. 4. haftada golle tanıştık. Oyuncu değişiklikleri geldi Fenerbahçe'de. Tiam girdi oyuna. Gel Rodriguez'in yerine genç yetenek Ferdi Kadıoğlu da Sinan Gümüş'ün yerine girdi. Güzel. Ferdi Kadıoğlu James Rodriguez'e. Hames kime verdi orada? Hames kime verdi orada topu? Gökhan'a bak be, ileride ne bastı? Hadi Hames. Vallahi güzel aldı. Hadi. İşte bu be. 2-0. Valencia bugünkü ikinci golünü attı. Hem de ligdeki çok iyiydi. Bir anda boşluk bulduk ama ben olmayacak falan zannettim vallahi. Çok korkuyordum. Şurada bir anda boşluk kaldı. Çok açtı burada topu ayağından.
2-0 yakaladık. Kasımpaşa deplasmanında çok şükür artık galibiyetle tanışacağız inşallah. Son 3 dakikada 2 gol yemezsek. Uzun oynadılar. Lemos. Uzun bir defans. Abi şunu bile nasıl becerebiliyorum ya. ...76 ve 86'daki 2 golle Kasımpaşa'yı 2-0'la geçiyoruz. Oldukça iyi futbol oynadık. Göze hoş gelen bir top oynadık. Maçın adamı Valencia oluyor tabii ki de. Ligde yükselişe geçtik. 5 puanımız var. 10. sıradayız. Başakşehir'in 10 puanı var ilk sırada. Hemen devam. Oo, liderle oynayacağız. Hem de kendi evimizde. Çok güzel. Erken gol kazanmaya yetti. Ne erkeni abicim, 76'da geldi goller. Bu da bayağı marifetmiş gibi bizi orada gösteriyor. Eminim haberiniz vardır ama Lüzgü Savaş'ın takım rolü değişti. Bence onun harika bir atom karınca olur. Açıkçası takımın geri kalanı onun çoktan bu rolde görmeye başladı bile. Aferin, güzel. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Görüşmeler diyeceğim. Acaba ücretsiz alabileceğimiz kimse var mı? Ben hiç onlara bakmadım. Öyle bir görelim bakalım kimler var. Wu Lei. Wellington var. Genel derece azalan düzen. Tamam. Nainggolan. Bir dakika. Şu anda sen anlaşman yok mu? Şaka yapıyorsun Hulk. Gelir mi ki acaba? Vallahi Hulk'u deneyeceğim. Beni az çok tanıyanlar bilirler. FIFA kariyerlerinde çok sık alırım Hulk'u. Nainggolan, Andres Iniesta falan bunlar çok şey olur ya. Uçuk olur da Nainggolan için bir şey diyemeyeceğim aslında. Bu Galatasaray'ın listesinde olan Zahavi. Fırsatçı golcü. Zahavi'ye de teklif vermek istiyorum. Çünkü Zahavi de gerçekten bizim listemizde olan bir isimdi. Yakından takip edenler bilirler. Zahavi'yi alamamıştık. Başka bilindik böyle isimler var mı? Bizim kompani. Sağ ol. Eder Banega. Vuli. Bu abi de aslında güzel ama hızı güzelmiş ya. Hızı bayağı güzel, verimli kanat. De Alessandro. Şaka, bu efsanelerdendir bu ya. Juanfran. Vay 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 vay, kimler varmış. Neyse. Güzel güzel. Eğer gelirse şayet Hulk ve Zahavi çok güzel olabilir. Sonraki maça gidiyoruz ve kendi sahamızda Başakşehir'le oynayacağız. Formalarımıza bakmak istiyorum. Nelerimiz var diye. Abi kendi evimizde senin lacivert forman var. Şöyle beyaz. Tamam. Bu iyi olur. Bende renk körlüğü var. Sıkıntı yaşıyorum çünkü. Stadyuma bakalım. Gece oynayalım. Çim uzunluğu normal. Çok da fazla problem değil. Şimdi oyun planına gireceğim. Oyun planında bu sefer Sinan Gümüş'ü... Tamam. Ferdi Kadıoğlu'na yer değiştireceğim. Ferdi'yi görmek istiyorum orada. Aslında... Tiam burada iş yapmaz ya. Tiam... Normalde... Oynatıyoruz kanatta Tiam'ı ama... Tamam, bu şekilde iyi. Serdar İzmir Lemos mu? Lemos. Lemos uzun boyuyla oldukça iyi iş çıkarttı bir önceki maçta. Göz doldurdu diyebiliriz aslında. Başlama vuruşu diyorum. Ve kendi sahamızda Medipol Başakşehir Sporu
ağırlamak üzere Şükrü Saracoğlu'na gidiyoruz. Tribünler tıklım tıklım dolu. Kendinden çok emin bir takım var sahada diyelim. Güzel. Tribünler tıklım tıklım dolu. Hınca hınç dolu. Ve Valencia ile maça başlayan taraf oluyoruz. Başarılar Fenerbahçe'm. Luis Gustavo, Gökhan Gönül, hemen içerideki James Rodriguez'i gördü. Ferdi Kadıoğlu. Kanattan bindirme yapacak Ferdi. Vur şuradan ileriden. Olmadı. Güzel güzel. James'i deneyeceğim uzaktan. Uzaklardan. Bilsinler artık ya kim olduğumuzu. Şehri İstanbul'u almaya geldik. Hadi bakalım. Hadi be. Eyvah kanattan fena geliyorlar. Sosa bastırıyor ama Sosa tutamadı. Oo, güzel Altay. James Rodriguez. Kendi sahamızdan çıkmaya çalışıyoruz. Sosa. Lemos. Güzel. Geri Rodriguez'e doğru. Homes! Abi çok iyi vurdu ya. Gerçekten çok iyi vurdu. Maşallah bize. İnşallah nazar değmez. Maşallah deriz. Bir ay yaşamıyor çünkü. James Rodriguez Sosa'ya doğru düşürdü. Geri Rodriguez'in önünde boşluk var. Güzel. Valencia geri Rodriguez'e doğru. İyi orta gol getirir ama direkt kaleciye. Faul vuracağım ya. Ver kartı. Bugün kalede Mert Günok yok. Başakşehir'de verdiği fena devirdi burada. Yuh. Adam içinden geçmiş. Caner Gustavo ile paslaşmayı tercih etti. Abi kime verdin tam olarak? Offside var tabii ki orada. Yani oraya kadar gönderirsek offside olur. Oraya atmadım aslında ben ya. Direkt yukarıya doğru göndermiştim ama. Hadi gençlik. Biz bu işi yapabiliriz. Luis Gustavo. Sosa, James Rodriguez'e doğru. Uf. Kırmızı kart göreceğiz ya. Kart vermedi. Şurada tuş kombinasyonunda sıkıntı yaşıyorum. Alışamadım bir türlü. Kayma ve normal müdahale tuşlarına. Valencia. Önde güzel boşluk var. James Rodriguez'e doğru. Rodriguez çok geç kaldın ama ya. Çok geç kaldın. Niye böyle bir şey yaptık biz orada? Deviremedim. Deviremedim. Gökhan deviremedi. Kanada doğru. Ah, sıyırdık. Zanka harikasın. Hiç problem yok. Çok güzel müdahaleydi. Helal olsun bak. Defans dediğim biçecek arkadaş. Hacılar adam adam alın. Adam adam alın. Önündeki topu kesmemiz lazım. Vurdurmayın işte ya. Vurdurmayın ya. Ferdi çok yoruldu. Denize alacağız. İlk yarı bitmeden Deniz Sürüş'le Ferdi Kadıoğlu da işte gelecek Fenerbahçe'de. Yoruluyor. Yapacak bir şey yok. Lemos. İlk yarının bitmesine saniyeler var derken ilkleri bitiren düdük geldi. Oldukça iyi oranlara sahibiz. Atıf Hoca'nın Fenerbahçe'si Okan Hoca'nın Başakşehir'e karşı iyi oynuyor. Valencia basıyor ileride. Kanattan Deniz Türüç. Olmadı. Gökhan Gönül karşıdan isim oldu. Abi çok güzel pas yapıyorlar ya. Yine kanada verecek. Vallahi verdi. Jorgen sen mi? Gökhan Gönül devirdi. Helal olsun Gökhan'a. Lemos, Sosa, Gay Rodriguez.
Güzel. Geri Rodriguez önüne doğru. Valla çalım denemeleri geliyor herhalde. Güzel bir orta. Valla Hamed çok iyi kafalar vuruyor ama yani iyi pozisyonlar yapıyor ama neticeye ulaşamadık hala. Lan kime verdin orada ya? Ulan olmayacak işi yapıyorsunuz abiciğim. Valla foul zannettim ha. İzin verme, izin verme, izin verme. Penaltı. Penaltı mı? Yapma. Yok penaltı değil. Penaltı mı? Görmedim ki orada. Kendin attı yere. Bence de. Çok korktum lan penaltı diye. Caner Erkin. James Rodriguez. Geriye doğru döndü. Lemos'a. Lemos. Sosa. Doldur boşaltla. Abi kontrolü vuramıyorum bir türlü ya. Paslaşarak başlayacak büyük ihtimalle. James Rodriguez. Aha. Abi orada o yapılmaz işte. Ulan nasıl kaçırdık o pozisyonu biz ya. Lan keşke direkt James'le vursaydım kaleye. Deviriyordum az daha. Hadi. Al abi. Alabilirsin. Çok iyi. Sosa. Geri Rodriguez. James'e doğru. Ya ilerisi çok yoruldu ama ya. Sinan sol kanatta yapar mı bilmiyorum. Deneyeceğim şu anda bunu. Başakşehir'den 3 puan almamız çok iyi olurdu. Kademe yerinde. Sosa. Son saniyeler. Harikasın Gustavo. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Edin Vişça. Gerçekten çok iyiydik. Maçın adamı kim oldu acaba? James Rodriguez. Çok aktifti çünkü. Bayağı da iyi oynadı. Ama neticeye ulaşamadık bir türlü. Oy oy. Bir sonraki maç Konya ile. Konya deplasmanına gideceğiz. Acaba bizim tetiklerimize bir geri dönüş var mı? Var. Bakalım. Oho. Tamam. Zahavi'yi alıyoruz. Zahavi geldi ama Hulk konusunda bir şey yapamıyoruz Hulk konusunda ya. Bu çok kötü olmuş. Görüşmeler sonuçlandırılamadı. Forma bulma konusunda şüpheleri varmış. Ya Caner'i vermeyi çok düşünmüyorum. Ama Tolga Ciğerci için bir şeyler söyleyebilirim. Yeniden bir görüşme yapacağım. Tamam. Tamam. Şartları belirledik. Bir kez daha gönderdik. Freya zaten vardı. Seni de gönderebilirim. Yani en azından maddi bir girdiğimiz olur. Yetenek kapsamı yine bir sürü isim bulmuştur. Onlara bakalım. İzlenecek oyuncularda kimler var? Dancil var, Moreno var.
Hunteler hala var da Hunteler yaş olarak bize gelmez. Hulk gelmiş olsaydı bak ideal olurdu Hulk. Gerçekten çok güzel olabilirdi Hulk. Şimdi Manager Office'te de bakacağım. Şurada mesajlarımız var. Neler varmış? Şimdi oy maşallah. Caner Erkek'le görüşmeler var. Aynen. Bence de kötü bir yetenek değil. Gayet de güzel. Eylül gelirimiz belli. Tamam. Aylık oyuncu raporumuz var. Yükselmeler çok güzel. İlk 11'de bireysel ünvanlar ayın takımı. Ona bakacağım bir dakika bir. Valla Tolga Ciğerçi izin verdim gibi bir şey yani vereceğim zaten. İmzalayarak ya tamam da zaten izin vereceğim her halükarda. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Yani saçma. Takımın bilgisi. Neyse. Bir sonraki maç diyorum. Konya deplasmanına gidiyoruz. Konyaspor'la da oynadıktan sonra bu bölümü sonlandıralım dostlar. Şimdi abi ben yine şuradan Sinan Gümüş'e değil de Ferdi Kadıoğlu'yla başlamak istiyorum ve bu sefer tamam. Tiam alacağım buraya. Lemos sabit. Novak tercihlerimin arasında yer aldı bu hafta. Biz hazırız. Stadyuma gideceğiz. Neler var? Gündüz, gece yapalım abi biz bunu. Kış güzel havada oynayalım. Forma şansı giy dediğimiz zaman da şöyle yaparsak beyaz formam var mı? Yok. Tamam şöyle oynayalım. Biz de değişik formayla oynayalım. Hep aynı formayla oynamaktan sıkıldık artık. Hadi bakalım. Başarılar Fenerbahçe'm diyelim. 5. haftayı da geride bıraktık. 6. haftada Konya deplasmanına gidiyoruz. Bu hafta bir galibiyet, bir beraberlikle ilerliyorum. Umarım Konya karşısında da 3 puan alan taraf olabiliriz. İnancımız tam, zirve yürüyüşümüz devam etsin. Toparlanma aşamasındayız. İyi takım olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Konya Atatürk Stadyumundayız. Hınca hış dolu tribünler. Covid boyut hak getire. Tiam ilk 11'de başladı bugün. Atif Hoca'nın yeni gözdelerinden birisi Tiam Zahavi de yakında Fenerbahçe formasıyla göreceğiz değerli dostlar. Oba, hadi bakalım Jorgensen yani Zanka demek daha mantıklı geliyor. Geriye doğru Lemos. Kanatta Novak'a doğru. Novak'ta Trabzonspor'dan transfer edilen bir yetenek. Abi ne yaptın ya? Orada kim var şu anda? Gözünü seveyim ya. Nasıl bir pas verme tekniğidir senin kullanmış olduğun? Güzel. Kanatta Geri Rodriguez var. Abi çok kaçıyorum topu ayağımdan her defasında ya. Kademe Sosa vardı ama Sosa etkili olmadı. Lemos ne yapıyorsun Lemos? Ya bas ya basmadan Skubic. Of. Aslında direkt topa müdahale ettik biz ya. Sarı kart gördü geri doğru geç. Tribünlerde ıslıklar var. Toptan önce adama müdahale etmiş olabiliriz ama. Adam adama stratejisi aktif. Ön direkteyiz. Hadi aldık güzel. Ferdi ile çıkıyoruz. Ferdi kime neyin pasını veriyorsun? Ben anlamıyorum ki önünde bomboş adam varken. Abi hadi in. Luis Gustavo. Bir kez daha oyun kurmaya çalışıyoruz. James Rodriguez. Sosa'ya verdi. Sosa. Kanattaki Novak'ı gördü. Novak. İyi orta yapabilir mi? İyi orta. Tiam'a doğru gelmedi. Gelmedi. Kademe izin vermedi. Sol kanatta müthiş bir boşluk var. Gustavo müdahale etti ama devam getiremiyor ki ya. İçeriye doğru uzun oynadık.
Lemos'tan güzel müdahale. Ahmet Rodriguez topu alamadı. Hadi Rodriguez. Abi Rodriguez her yerde oynuyor ya. Çok aktif bir adam. Sosa. Geri Rodriguez'in önünde güzel boşluk vardı. İyi orta. Hadi. Of, direkt kaleye gitti ya. Direkt kaleciye gitti top. Paslaşarak başlayacak. Uzun oynadı. Hay maşallah. Zanka güzel tuttu topu ve futbolcu. Of, Luis Gustavo. Atağa kalkıyorum ben Müslüman evladım. Atağa kalkıyorum, bana bak bana. Maçı bitirmenin zamanı mı şimdi? Hiç aktif değildik ya. İlk yarı çok hızlı bitti. Tiam'la başladık. Allah seni kahretmesin Hames. Güzel kaydım. Vallahi Gustavo güzel ayak koyuyor ama toplar her defasında. Hiçbir hareketlilik yok neredeyse. İleriye doğru derin boşluk buldular. Novak topun yönünü değiştiren isim oldu ama topu alamadı. Lemos karşılayacak olan isim. O nasıl bir müdahale edildi ama öyle. Güzel. James Rodriguez. Geri Rodriguez'e doğru. Sert vurdu. Oo, defans. Uzaktan deniyorum artık ya. Abi biz vurabilir miyiz acaba şuradan bir tane ya? Şöyle bir assak ya şöyle bir. Lemos güzel müdahale. Luis Gustavo'ya. James Rodriguez. Kime verdin Allah aşkına ya? Aşağıda Gökhan bomboş ya. Pas hatalarıyla atakları mahvediyorum resmen ya. Gustavo da alıyor oluyor, foul alıyor anasını satayım. Şimdi Ferdi Yıldız oyuna Sinan Gümüş'ü alalım. Tiam'la da Valencia değiştiği yapalım çünkü Tiam çok yoruldu. Tiam da çok yoruldu. Tamamdır. Tiam alkışlarla kenara geldi. Ve Valencia sahada. Sinan Gümüş de sahaya... Oo. Abi kime veriyorsun? Lütfen yapma şunu ya. Yapma Allah aşkına, yapmayın ya. Bak gol yiyeceğiz şu anda. Gol yiyeceğiz işte. Şuna bak. Bombo. Ya vallahi hak ediyoruz ya. Böyle saçmalıklara var ya, bayılıyorum ben ya. Zanka. Luis Gustavo. Gökhan Gönül. Aa pardon. Ne Gökhan Gönül? Şimdi Gökhan Gönül. Sinan Gümüş. Ortası için. Vur lan vur vur. Yediğin ekmeğin hakkını ver ya. Luis Gustavo. James Rodriguez. Çok belli ettik biz ya. Abi çok saçma olacak ama general alacağım geri Rodriguez'in yerine. Normalde almadığım mevki ama çok yoruldu şu anda. Geri Rodriguez. Kademe boşluğu basıyor habire. Valencia Sinan Gümüş'e. Gökhan iyi orta. Hames yapma, Hames yapma. Çok iyi araya girdi ya. Abi çok iyi girdi araya. Orta çok iyiydi. Of.
O gol gelseydi gerçekten çok güzel olurdu ya. Dört dakika uzatma geldi. Hadi Hames. Vallahi gol dedim ha. Dedim herhalde yazdık biz iş bitti ama Konya'dan puansız dönüyoruz. Olmadı. Olmadı. Maalesef olmadı. Beceremedik. Bülent Korkmaz'ın Konya'sına karşı kaybettik. Bize yakışmayan bir oyun oldu bu. Yükselişimi sürdürecekken bir galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldık şu anda. Beşiktaş'ın bir puan öndeyiz. Yani övündüğümüz şey bu olsa gerek herhalde. Liderle aramızda 8 puanlık bir fark var. Galatasaray'la aramızda 8 puanlık bir fark var. Fark gittikçe açılıyor şu anda. Yani nasıl kapatacağız bilmiyorum. Türkiye Kupası mücadelesi var. Kayserispor'la artık bunu bir sonraki bölümde oynayacağız. Takıma gelen bir teklif var. Tolga Ciğerci'ye. Abi 1,2 milyon euro bir teklif var. Şey, değeri var. Tamam. 1 milyon 1,41 teklif ver al. Fire'yi verdik zaten. Ama Tiam'ı şu anda düşünmüyorum. Yani Tiam bizde iş yapabilecek bir futbolcu. O nedenle gaz vermeyin. Bu da gitti. Güzel. Şu Hulk'a bir daha deneyeyim ya. Ya Nainggolan falan aslında. Abi alırız da Nainggolan bize çok gelmez mi ya? Nainggolan'ı size bırakıyorum ya. Yani yorumlar kısmına yazın bakalım ne yapalım. Eğer tamam derseniz Nainggolan'a teklif vereceğiz. Ve almak için teklif vereceğim artık ciddi anlamda. Yıllık maaş birazcık yüksek bizde. Tamam. Oynadığım maç bonusu şu iyi olabilir. Ciddi anlamda Hulk'u düşünüyorum takımda. Ve çok da iyi olacağından eminim. Manager ofiste bakacağım. İşte mesajlar var. Tiam'la. Yani Tiam vermek istemiyorum. Çok güzel bence de. Alışmadık bir ortamda oynadığından ve hop 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 hop. Aynen. Milli takımdan yorgun dönüyorlar. Bu nedenle bizim için sıkıntı olabiliyor. Evet dostum, bir bölümden sonra geldik. Umarım video ve seri hoşuna gidiyordur. Beğenmişsindir. Videoyu beğendiysen beğenme ve yorum atmayı unutma. Kanala abone değilsen de abone olup ailemize katılabilirsin. Kendine çok dikkat ediyorsun. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.